Muhasebesinden bahsettik. Yerel seçim sonrası şimdi Kızılcahamam kampı, yeni yol haritası. Az önce de belirttiğimiz üzere bugün de vurguladık Sözcü Komtere'de. iki rapor Beştepe aday tercihlerinin yanlışlığından söz ederken AK Parti Genel Merkezi ya bizlik mesele değil aday tercihlerinde çok sorun yok. Ekonomi kötüydü. Ekonomi düzelirse oylar geri gelir demeye getirdi. Raporları önüne sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Beştepe ve parti genel merkezinden iki ayrı rapor talep etmiyor. Bir de işte Muhtedil Kanat, daha Şahin Kanat ikisine de yol verip stratejilerini hangisinin daha baskın olacağını izleme yoluna gitmiş durumda. Birçok kulis yazısı da buna ilişkin şekillendi. Şimdi partinin etkili isimleri de hesaplaşma başlarken konuşmaya başladı. Siyaset böyle oluyor. Hem eleştiri hem de yeni döneme dair önerilerini sunuyor insanlar. Mesela o isimlerden biri işte... Kürt politikasında yanlışlık yaptık, Kürt seçmeni kaçırdık gibi eleştiriler, tepkiler özellikle yerel seçim sonrası duyulmuştu. Son konuşan isim Orhan Miroğlu oldu. Kendisi bir eski milletvekili ama partinin kurmay kadrosunda yani MKYK üyesi, merkez kadro üyesi. Neler söylediğine birlikte bakalım. AKP'nin son dönem politikalarını eleştiri bu kez partinin içinden geldi. Mardin eski milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Kürtler Parti'ye küstü dedi. Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhasebesi uzun sürdü. Milletvekilleri ve parti teşkilatları halkın gerçeklerinden kopuk olmakla eleştirildi. Çözüm için partinin eski kodlarına dönmesi fikri etrafında toplanıldı. Sabah yazarı Mahmut Övür, yeni ruh arandığını yazdı. Orhan Miroğlu, o ruhta yer bulması gereken Kürt meselesine bakışı hatırlattı. Partide gelinen noktayı eleştirdi. Miroğlu hem partisi içinde hem de Kürt seçmenler arasında sözü geçen isimlerden. Seçim süreci boyunca seçmene Erdoğan'ın, bölgenin ve Orta sigortası ve güvencesi konumunda olduğunu söyledi. İktidar değişikliği mutluluk getirmez dedi. Ancak seçim sonrasında hayal kırıklığını paylaştı. Sözlerin etti. AK Parti kendi siyasi hikayesine ters düştü dedi. Selahattin Demirtaş kamuoyu araştırmalarında Kürtlerin birinci lideri. İmamoğlu ikinci. Erdoğan, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra geliyor. Bundan daha büyük hak kaybı ve gaspı olur mu? AK Parti Kürtlerle yeniden nasıl buluşacak? Şanlıurfa AKP'nin kalelerinden biriydi. 2019'da 11 ilçedeki zaferinden sonra 2024'te 7 ilçeyi DEM Parti'ye devretti. Son yıllarda Doğu Anadolu'daki kayyum atamalarının da oyları kaçınılmaz düşüşe sürüklediği görüldü. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin kulisine göre AKP'li bazı milletvekilleri, "AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede? Kürtler nerede?" sözleriyle sık sık eleştiriliyor. Miroğlu Öyle da AK sen Parti sen kendi siyasi yok. hikayesine ters e düştü. Ya. Kürtler partiye küstü dedi. Hep birlikte Türkiye olacağız.